Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Secde Suresi 18-22. ayetler arasını değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz, Kur'an'ı indiren Cenab-ı Hak burada şöyle bildiriyor. Efemen kâne mu'minen kemen kâne fâsıga. Mü'min olan kimse, fâsık olan kimse gibi midir? Mü'min, Allah'a iman eden, fâsık ise Allah'a itaatten çıkan. Burada mü'min, fâsık birbirine mukabil olarak kullanılmış. Mümin olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Yani görenle görmeyen nasıl ki birbiriyle bir değildir. İşte gece ile gündüz birbirinden farklıdır. Bunun gibi mümin ve fasık da birbirinden çok farklıdır. Hem hayat felsefeleri açısından, hem fiilleri açısından, hem de akıbetleri açısından farklıdır. La yestevun, bunlar eşit olamazlar. Yani mümin olanla fasık olan elbette eşit değillerdir. Emmellezine amenu ve amilus salihat, ama iman eden, salih amel işleyenlere gelince felehum cennetul me'va, bunlar için cennetul me'va vardır. Me'va cennetleri vardır. Yani cennetin değişik mertebeleri var. Bu mertebelerden birisi de Cennetül Me'va adıyla ifade edilir. Onlar için, yani varacakları, yerleşecekleri, daimi olarak içinde bulunacakları bu şekilde güzel cennetler vardır. Burada cennetler denilmesi, cennette mertebeler olduğundan dolayı, yani herkes imanındaki kalite, derece, amellerindeki kaliteye göre cennetteki makamı belirlenecek. Nasıl ki askeriyede rütbeler var. Teğmen de subaydır. Genelkurmay başkanı da subaydır. Ama aralarında derece farkı bulunmakta. Memuriyette yine derece farkları bulunmakta. Cennet ehlinin de kendi içinde dereceleri olacak. Bunların en üst mertebesi Firdevs mertebesidir diye hadiste ifade ediliyor. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ فَسَقُوا, ama fasık olanlara gelince فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ, onların varacakları yer ateştir. Barınakları ateştir. Ateşe varacaklardır. Kullama aradu en yahrucu minha uidu fiha. Ne zaman oradan çıkmak isteseler onlar oraya iade edilirler. Yani orada daimi kalacaklar ve oradan çıkarılmayacaklardır. Ve kıyle lehum, ve onlara şöyle denilir. Zuqu azaben nar. Ateş azabını tadın. Ellezî küntüm bihi tükezzibûn, yalanlamış olduğunuz ateş azabını. Yani bunlar dünyadayken cennete cehenneme inanmıyorlardı. Ve mesela diyorlardı ki, eğer şu dünyada istediğini yapamıyorsan, imkanların yerinde değilse sen cehennemdesin. Ama keyfine göre yaşıyorsan, imkanların iyiyse sen cennettesin. Bunlar cenneti de cehennemi de dünyada zannediyorlardı. Ve varsa da yoksa da şu dünya hayatı, biz tekrar diriltilecek değiliz demekteydiler. Onlara diğer alemde denilecek ki yalanlamış olduğunuz azabı tadın bakalım. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ. O en büyük azaptan önce biz kendilerine yakın bir azabı tattıracağız. لَعَلَّهُمْ يَرْجُعُونَ, olur ki dönerler diye. Olur ki akılları başlarına gelir ve gittikleri yolun batıl olduğunu, kötü olduğunu fark ederler, dönerler diye biz dünyada onlara azabın bir kısmını tattıracağız. Değerli izleyenlerim, burada iki azaptan söz edildiğini görüyoruz. Bu azabın bir tanesi el azabul ekber, en büyük azap. Ve bunun cehennem azabı olduğu biraz önce nazara verilmişti. Daimi bir azap ve ateş. Ateş deyip geçmemek lazım. İnsan ateşe karşı dayanıksız bir varlıktır. Yani bizim vücudumuz taştan değil. Kaldı ki taş da neticede ateşte yanar. Kömür dediğimiz taşın bir şeklidir. O cayır cayır yanmaktadır. Ve taşlar ateşe atıldığında, demir bile belli bir noktadan sonra eriyor. Belli bir ısı derecesine vardıktan sonra demir sıvı hale geliyor. İşte bu insan bedeni
demirden değil, taştan değil, etten, kemikten, nazik bir beden. Bu nazik beden 50 derece hararet karşısında buram buram terliyor ve sıkılıyor, rahatsızlık duyuyor. Elbette cehennem azabı gibi bir azaba bu beden dayanıklı değildir. İşte diğer alemde insanların gafletine, isyanına mukabil bu şekilde çok çetin bir azabın tattırılacağı ve bunun azab-ı ekber olduğu, en büyük azap olduğu ayette anlatılıyor. Ancak bu büyük azaptan önce şu dünya hayatında da onlara azabın bazı çeşitleri tattırılıyor. Ve bu olur ki akılları başlarına gelir diye. Yani taraf-ı ilahiden adeta bir hatırlatma. Cehennemdeki azabı hissettiren bir takım uyarılar. Ta ki diğer aleme gidildiğinde insanlar ya Rabbi bizim haberimiz yoktu, bize hiçbir uyarı gelmedi demesinler. Memuriyetten bir örnek vereyim. Diyelim birisi memuriyette görevinden atılmıştır söz gelimi. Ama evvelinde bazı uyarılar alır. İşte sarı zarf tabir edilir memur diliyle. Sarı zarflar gelir ve o sarı zarfların gereği yapılmadığı zaman o kimsenin görevine son verilir. Allah-u Teala şu dünya hayatında bir takım belalar, musibetler ve insana bir takım böyle sıkıntıları verdirmesiyle adeta sarı zarf gönderiyor. Temsilde hata olmasın. Olur ki insan kendine bir çeki düzen verir. Olur ki günahlardan kendini arındırır diye. Bu manada dünyada da bazı şeyler insanlara hatırlatılıyor. Zaten peygamberler gelip hatırlatmış. Peygamberin davetini her zaman anlatan alimler, bilgin kimseler bulunmuş. Bunlar yine anlatmışlar. Bir de başa gelen musibetler, hastalıklar, bu gibi şeyler de aklı başında olanlara gerçekten faydalı oluyor ve onların iyi bir yolda gitmelerine vesile oluyor. Mesela küfür ve dalalet yolunda gidenlerin bir kısmı çok ağır bir hastalık geçirdiğinde bazılarının aklı başına geliyor. Çünkü o hastalık münasebetiyle ölümü düşünüyor, ölümden sonrasını düşünüyor ve kalbi biraz yumuşuyor. Bazı güzel şeyler de kendisine anlatılmışsa bunun neticesinde tövbe istiğfar edip eski hayatını artık değiştiriyor. İmanlı bir şekilde, salih amelli bir şekilde yoluna devam ediyor. Demek ki hayat boyu kafirlere bu noktada bir takım sıkıntılar, ekonomik krizler, daha başka şeyler de başlarına gelir. Belki akıllarını başlarına alırlar diye. Allah-u Teala kimin aklını başına alacak, kimin de almayacak bunu elbette bilmekte. Ama bizlerin denenmesi gerekiyor. İnsanların sınavdan geçirilmesi gerekiyor. Bundan dolayı bu gibi hayatta renklilikler, değişik durumlar, sürprizler insanların karşısında bulunmakta. Meselenin bir yönü de şöyle değerlendirilebilir. Rahman suresinde Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا Rabbinin makamından korkan kimse için, Rabbinin huzurunda hesap vermekten, el pençe divan durup hesap vermekten korkan bir kimse için iki cennet vardır. Bunun değişik cihetleri var. Ama bir ciheti şu, cennetün fid dünya ve cennetün fil ahira denilmiş. Bu cennetlerden biri dünyada, diğeri de ahirette. İşte dünyadaki cennet, mümin olan kimse iç dünyasında, kalbinde, böyle kendi hususi aleminde adeta küçük bir cennette yaşar. İç alemi gayet ferahlıdır ve ne kazandıklarından diyelim mesrur ne de kaybettiklerinden mahzun değildir. Başkalarının korktuğu yerde o korkmaz, üzüldükleri yerde o üzülmez. Adeta iç dünyasında daha cennete gitmeden cenneti yaşar. Madalyonun diğer yüzüne baktığımızda kafir olan bir kimse de henüz daha cehenneme gitmeden cehennem azabını bir benzerini dünyada yaşamaya başlar. İşte akıl var insanda ve bu akıl geleceği de elbette düşünüyor. Kafir olan bir kimse geleceğini düşündüğünde bakıyor ki gelecek çok korkunç. Geçmiş zamana bakıyor, geçmiş zamandakiler kaybolup gitmişler. Geriye kemikleri bile kalmamış. Toprak olup gitmişler. Gelecek zamana bakıyor,
gelecek zaman geniş bir kabir kendisini de yutacak. Ecel adeta onun arkasında bir arslan gibi pençesini kaldırmış, her an ona vurabilir. Bu durumda olan bir kimsenin dünya hayatından lezzet alması düşünülemez. Ve bunlar lezzet alabilmek için işte iptali hisnevinden içki, uyuşturucu, oyun, eğlence bu gibi şeylere kendilerini kaptırıyorlar ve böylece suri bir lezzet aldıklarını zannediyorlar. Ama gerçekte ise iç dünyalarında küçük bir cehennem hayatını yaşamaktalar. İşte ayet-i kerime bu noktada daha cehenneme gitmeden cehenneme gideceklerini ve şu dünya hayatında bir takım sıkıntıları yaşayacaklarını anlatıyor. Büyük azaptan önce şu dünya hayatında da bir azap çekeceklerini bildiriyor. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ مِنْ عَنْهَا Rabbinin ayetleriyle uyarılan, sonra da bunlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Buradaki soru istifham-ı inkarı tabir edilen, yani daha zalimi yoktur. İşte böyleleri en zalim insanlardır. Rablerinin ayetleri kendine gelmiş, peygambere muhatap olmuş veya peygamberin davetine muhatap olmuş, peygamberin bildirdiği esasları kitaplardan okuyarak veya insanlardan dinleyerek öğrenmiş, bunlara muhatap olduğu halde bunlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? İnna minel mücrimine muntakimun, biz mücrimlerden intikam alıcıyız. Mücrim, cürüm kökünden geliyor, suçlu anlamında. Kafir mücrimdir. Allah'ın kurallarına, kanunlarına aykırı gelmiştir. Nasıl ki her devletin kanunları var. Kanunlara uygun hareket edenler için problem yok. Ama kanunlara isyan edenler için işte cezai müeyyideler uygulanıyor. Şu alemde de Allah-u Teala'nın hayalimizin çok çok fevkinde muhteşem bir adaleti var. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı tanımayan, onun kanunlarına itaat etmeyen kimseler için Allah-u Teala müntakimdir, intikam alır. Ve onun intikam alması dünyada da kendini gösterir, ahirette de gösterecektir. İşte biraz önce nazara verildiği üzere kafirler daha cehenneme gitmeden şu dünya hayatında küçük bir cehennem hayatını yaşamaya başlarlar. Böylece daha şu dünya hayatında bir takım cezalarını çekmiş olurlar. Ve ehli iman da daha cennete gitmeden mükafatlarını görürler. Diğer alemde, cennette de daimi bir şekilde görmeye devam ederler. İşte Cenab-ı Hakk'ın müntakim oluşunu ifade ederken bu manaları herhalde hatırlamak gerekir. Cenab-ı Hakk'ın celali de var ve o celalinin bir tecellisi olarak nasıl ki dünyada bir takım insanları cezalandırıyor, bunun çok daha büyüğü diğer alemde tahakkuk edecektir. Dünyada bir nevi küçük davalara bakılıyor. Tümüyle kafirlerin cezalarını gördüğü söylenemez. Bazı ufak tefek cezaları adeta dünyada görülmüş oluyor. Ama mahkeme-i kübra diğer alemde. Yani en büyük mahkeme diğer alemde. Diğer aleme gidildiğinde en fazla Rahman'a kim isyan etmişse önce onlardan hesap sorulacak. Nemrut gibi, Firavun gibi küfrün önde gelenleri, en fazla böyle isyan eden kimseler, böyle enaniyetleri şişmiş adeta göklere çıkmış olanlar, bu gibi kimselerden başlanacak ve Allah'ın huzurunda bunlar çetin bir muhasebeye tabi olacaklar. Ve orada kendilerinden intikam alınacak. Tabii bunu ifade ederken hatıra şu gelebilir. Allah-u Teala sonsuz merhamet sahibi, sonsuz adalet sahibi, hikmet, inayet sahibi. Böyleyken yani bu küçücük insandan, bu zavallı insandan ne istiyor? Bu zavallı insan işte keyfine göre dünyada yaşasın. Sınır tanımadan kendi keyfine göre bir hayatı olsun. Allah niye cezalandırıyor? Değerli izleyenlerim, Allah-u Teala bunun böyle olduğunu bize haber vermiş. Ve peygamberler göndermiş. Ve bununla alakalı da şu esası bize bildirmiş.
وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Elçi göndermedikçe biz azaplandırmayız. Dolayısıyla önce bildiriyor. Ben alemi bunun için kurdum, sizi bunun için yarattım, göreviniz bu. Ve şu anda gerçi doğrudan bir peygamber yok dünyada ama Allah'ın dinini anlatan, bilen nice insanlar var. Ve bunlar dünyanın dört bir tarafında Allah'ın dinini tebliğ ediyorlar. Ve böylece insanlar Allah'ın mesajlarına, Allah'ın bizden istediklerine muhatap oluyor. Dolayısıyla tebliğ yapılmıştır, yapılmaktadır. İnsanlar gerçekleri öğrenmişlerdir. Böyle olunca elbette madem ki insanlar bununla mükellef kılındı, bunun bir hesabı da olacaktır. Okullar açılır. Açılan okullarda öğrencilerin bir kısmı başarır, bir kısmı da sınıfta kalır. Dünyada bir imtihan meydanı. Bu imtihan meydanında başaracak olanlar var ama bu arada sınıfta kalacak olanlar da var. İşte Allah-u Teala bunun böyle olduğunu başta bildirmiş. Bundan dolayı da mücrim olanlardan intikam alacağını bize anlatıyor. Yoksa mücrim olanlar diğer alemde şöyle diyebilirlerdi muhasebe anında. Ya Rabbi biz senin ne istediğini bilmiyorduk. Bizden neler talep ettiğinden haberimiz yoktu diyebilirlerdi. Ama diyemeyecekler. Çünkü peygamberlerin daveti bütün asırları kuşatmaktadır. Allah'ın indirdiği kitaplar bütün devirlerde insanlara ulaşmıştır. Şayet ulaşmamışsa da o insanlar zaten mükellef değil. Değerli izleyenlerim, şu anda imtihan dünyasında biz varız. Bizden sonra kıyamete kadar başkaları gelecek. Bizden öncekilerin artık imtihan kağıtları ellerinden alındı. Onlar yeni bir şey yazamayacaklar. Ama biz şu anda henüz sınavdayız. İmtihan devam ediyor. Dolayısıyla günahlarımız mutlaka vardır. Tevbe istiğfarla onlardan arınarak daha tertemiz bir şekilde Allah'ın huzuruna gitmek mümkündür. Cenab-ı Hak bizi tertemiz olanlardan, imtihanı kazananlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.